Fifan videolarından herkese merhabalar. 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 Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle tam ekran yapmadan videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kanalı. Evet. Videoyu hepsini beğenin, takip edin, yorum atın. Etkileşim şart efendim. Bugün güzel ve süper eski bir arabayla beraberiz. Ferrari. Otel taraftaki logoyu mu gördün, aklına tekrar geldi? Yo, efendim, şey biliyordum zaten de. Oturma animasyonu ne kadar güzel. Ferrari'lerle birlikte yardırıyoruz. Bu ilk çıkan Ferrari değil mi? Bu Ferrari'nin ilk çıkarttığı araba. O konuda çok bilgi sahibiymiş gibi konuşmak benim haddim değil. Bilmiyorum. Çünkü onun gibi duruyor ama ben tek kişilik Ferrari böyle. Bilir. Çok güzel bilmiyorum. Ve çok iyi bir araba. Ve bu Edon'du değil mi? Bu Edon, evet. Neyin üzerine Edon kurulmuş? Ama şöyle güzel... Oğlum Edon bir şeyin üzerine kurulmaz. Replace bir şeyin üzerine kurulur. Ha, bu sıfırdan Edon sıfır, sıfır oluşturuyor yani. Arkadaş sağ olsun, 5M'de kurmak isteyenler için direkt kendisi hazırlamış dosyayı vermiş. Eline sağlık, helal olsun. Severim böyle arkadaşlarım. Bir de araba birazcık handling ayarları bozuk. Sağa sola evet. Giderken... Birazcık mı? Bak arkana bak arkana. Arkan takla atıyor. Oğlum birazcık sıkıntı. Aşağıda oğlum mi? Haritada gözükmüyor muyuz? Harita yok oğlum, bende harita gitti. Ha, gel şuradan, gördün mü beni? Köprü var, köprünün oraya gel, barajın oraya. Barajın gel. Oraya. Ben tam Allah belanı. Abi bu sefer bende Semih'ki hala gözüküyormuş. Oğlum span olurum desene, yanına geldim. Oğlum bu barajı da çok seviyorum ya, çok güzel bir baraj. Semih bak. Hızlı dön, hızlı dön. Yok o kadar hızlı dönme. O kadar hızlı dönme. Ben de göreceğim ben de. Semih yavaş. Olmuyor oğlum. Oluyor. Bekle, ani dönüşte. Allah nereye gidiyorum? Ben mi kaldım? Hayır Fiki. Lan 9. Bu yok, arada içlerden göstereyim size. First ayaklar person'dan. Sıkıştırıyor. Aracın ön tarafı şey gibi kadrajı. Beton. Kadrajı? Kadran. Bir kadran öğretemedik ya. Ulan kadraj diyorum hala. Kadran da şey, diğer neydi diğer kelime? İbre, kadraj. Yok kadran. Yok, hayır bir kelime daha vardı ya. Karakin. Karakin. Kraken. Diyor evet. Sanki önüne böyle beton koymuşlar. Betona da o kadranları koymuşlar gibi duruyor. Tövbe estağfurullah ya. O öyle değil. Oğlum sadece bende mi oluyor olay? Sizde niye olmuyor? Ben de dönüyorum. Ama çok tamam, baksana şimdi bak bir. Bak bekle bir. Senin en ufak şeyde mi öyle oluyor? Evet. O kaplumbağa hatırlıyor mu? Senin biraz fazla. Arabayı bana bir versene. Lan vurma. Verse İşte ben de bundan korkuyordum. Tamam. Bir de ayakların mi? Şey gibi böyle arabanın içine girmiş gibi. O biraz şey, garip. Go kart'a böyle dikine oturmuşsun gibi. Seni binemiyorum arabana ama. Aynen ama araba genel olarak güzel. Benzinin koyma yeri şu arkası falan. Böyle F1 pilot F1 şeyi gibi olmuş. Güzel. Seni arabana binemiyorum. Niye? Bırak lan arabamı. Enes'inkine biniyorum. Enes sen ona binebiliyor musun? Hayır binemiyorum. Arabayı bozdu değil mi o hıyar? Evet. Semih arabayı bozdu tam mı verdin lan? Yok. Niye bozdun? Versene bir arabayı. Arabamı versene bir. Denize götürme. Göleta. Şerefsiz köpek. Bir senin ağzına. Ulan sen bittin. Patlamıyor. Biliyorum. Sadece onun zevkini yaşamak istedim. Araba suya götürürken F'ye bastı. Sosis görünümlü. Sosis. Aynen. Bir şeye benziyor. Şeyler var ya, sosis köpekler var ya, onlar çok güzel oluyor lan. O şey oynadınız mı hiç? Mafya oyununu? Evet. Hayır. Evet, onda vardı, hatırlıyorum. O mafya oyununda vardı, hatta bunun yarışı falan vardı. Enes mafya oynadın mı lan? Evet. Vay, onda bir lan. Abim vardı işte, bizim apartmanda oturan o zaman İstanbul'da. Oo, Enes'in PUBG'cilerden başka abileri var mı? O zaman benim bilgisayarım yoktu. Onda vardı, o mafya anlattım. Oynuyordu deli gibi. Ben de gidip izliyordum. İyi bir yerde yetişmişsin Enes. Evet, o güzel. Zamanlar evet sağ olsun, o videoyu izliyorsa hatırlar büyük ihtimal. Hiç görüştün mü kendisiyle daha çok, daha sonra? Akraba mı? Hep görüşüyorum canım. He, akraba oldu. Abi değil mi? Ben de şey dedim. Hani o böyle abi komşu... diye girip sonunda akraba oldu. Yok, akrabam. Ya annemin amcasının torunu, öyle söyleyeyim. Abi tamam, akraba ama abi. Ama aynı apartmanda oturuyorduk. Biz abi diyelim, akraba tamam, diyelim. Hatta okay, geçen okay, seneye abi, kadar okay. Aynı apartmanda oturuyorduk, öyle söyleyeyim. Anladım. O sağ olsun. Peki mafya YouTube oynarken... kanalından falan haberdar mı? Var biliyor, takip ediyor. Ha. O zaman izliyorsa selamlar kendisine. Böyle iyi bir çocuk yetiştirdikleri için. Her videoma çalıştığı için izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum da. Ama ondan bence mafya sadece hatırlıyor. Abone olmuştur o kadar. Bildirimleri de kapatmıştır. Bildirimleri açıkmış. Bildirimleri açık olduğunu söyledi bana. Aha, helal olsun. Bildirimleri ama Ayşe kızımız, Mehmet çocuğumuz hala bildirimleri açmıyor. İçerik bir köşede. İçerik şeyi bile veriyor yani. Kendisi PUBG Mobile çok oynadığı için PUBG Mobile bile çekecek gibi duruyor. Semih'le birlikte çeksinler ya. Semih PUBG Mobile çekmişti geçenlerde. He, çektim o nasıl ya, oldu yaptım. Semih? Yardım kaç kilo almıştın? 11.
11. Aaa kime kuru kırmışsın. Onu ben görmemiştim lan, onu bir izleyeyim ben. Var da videosu yok. Merak ettim nasıl oynadın, PUBG Mobile'de de orijinali gibi mi oynadın, nasıl yaptın bilmiyorum. Semih uygulama nasıl oldu? Ya adam, ben şimdi bak diyorum ya, normal PUBG'de zaten derdim o. Mesela ben sesi sizin gibi yüksekte oynayamıyorum, yankı sıkıntısı yapıyor, tamam Allah mı? Allah belanı seni. Ben de yüksekte oynamıyorum 14. ki. %50'de %14, oynuyorum. Hayır genel olarak kulaklık sesi. %14-%18'lerde benim bilgisayarın genel sesi. Oha, böyle olunca şey. Ses kasma vesaire durumları zaten olmuyor. Yukarıda haritada adamın nereden geldiğini göremediğin için, ama PUBG Mobile'de öyle bir kolaylık var. Haritada adamın nereden geldiğini böyle ikonları falan var, oradan görebiliyorsun. Evet, öyle o senin, çok kolaylığı var. Yeğenim ben hadi çok düşünüyorum da böyle konular, hani ben takıntılıyım biliyorsun, her şeyde mükemmeliyetçilik kafası var. Yaptıysam ses olacak, görüntü olacak falan filan, olmadı efekt mefekt koyacağım. Ama sende ses yankı yapmış yapmamış o kadar fark ettirmez. Öyle o kadar saçma PUBG kanalları gördüm ki, yani seninki onlarınkinde devede kulak olur. Senin o ya yankı sorun sadece. Zaten onu keyfe kadar öyle bir kere elini attım bakayım ne olacak diye. Baktım bir kitle geldi, evet. Demek ki neymiş, zora sıkışırsam PUBG Mobile atacağım. Oo bak yana bak. Ne var lan? Yana bak. Asino. Bak. Yana bak derken arabanın verdiği yana hayvan. Ben yan tarafa baktım. Bana ben. Vurup hayvan diyor ya. Ya sana her halükarda çarptım hayvan derim. Ya bir de şöyle bir şey var. Yeni orijinal PUBG'nin yani PC versiyonunun yeni gelen update'inde ses bug'ları o kadar çok var ki, sanki yakından bir adam geçiyormuş gibi kendi yürüyüşün arkandan geliyor böyle. Çok garip yapmışlar. O birazcık sıkıntı olmuş. Tek başına çektiğin videoyu yükleyecek misin? Evet, onu yükleyeceğim. Onu hatta Enes tek başına PUBG çekti Semi. Bunu yayınlarken onu çoktan yayınlamış olurum büyük ihtimal. Anladım. Bu arada Enes Bey geçenlerde iyi bir yatırım yaptı. Ona da izlemediyseniz izleyip destekte bulunabilirsiniz. Shut the fuck up. Oğlum bak cümlemi niye kesip kendin söylüyorsun? Ben söyleyeceğim zaten belli. Bana ne? Shut the fuck up. Sirius Semi oynadı. Vallahi şaşırttırdı, duygulandırdı. Onun devamı gelecek. Köpek. Çok özlemişim ama oynamayı. Çok güzel ya. Enes Bey dinozorla offroad yapacak mısınız efendim? Çoklu da oynanıyor. Eğer indiren olursa olur. Dinozorla alo. Evet. Alo. Tepelere düşünülebilir. Nefese filan diyordunuz. Çöküyor mu oyun hala? Nefese çöküyor ya. Tam giriyorsun. Anladım. Normal bir hikaye tarafı var. Onu geçmen lazım. Hı-hı. Ya ilk başında kapanıyor ya da geçiyorsun. Undercover'dan bahsediyoruz bu arada efendim. Sonlarına Hı-hı. doğru kapanıyor. Anladım. Vallahi ben... Siz ne yapıyorsunuz? Reverse Speed sıralaması yapsanız ilk 3 hangisini alırsınız? Nitro hepinize Speed soruyorum 2, yorumlarda. Underground cover, yani. Yo, Nitro Underground Speed 2, ben. Most Wanted. Sonuncusuna karar veremedim. Enes? Ben Underground'ı direkt koyarım. Gerisini hot söylemiyorum. Hot Pursuit. Hot Pursuit fazla şey. Benim için Most Wanted 1. sırada. Underground 2 hayvan. 2. sırada. Başka ne vardı lan? Adam gibi böyle diyor. Karbonu ben sevmiyorum. Karbonu hiç sevmiyorum ben ya. Karbonu seveniniz ben belki vardır da. Ben yok. Güzel değil. Yok. Benim ben tarzım değil. Zaten Payback o hitleri falan hiç eklemeyiz. Semih'le oynadığımız. Yok sevmiyorum. Başka ne eklerim lan? Shift, Run onları ben sevmiyorum ya. Ha Run aslında Run da zevkli değil. Şey bakımından, hikaye bakımından ama şey olduğunda açık dünya değildi. Geri olarak herhalde ben ya de ilk... Ya hasar konusu falan getirdiğim şey için Hot olayı güzeldi. Most Wanted yeni bir bakış açısıydı. Nitro Speed 2 de zaten ana oyundu. Bu arada vallahi... oyunlardan açılmışken sizin VR nasıl gidiyor Cevahir Bey? Mutlu mesut musunuz? Efendim VR hayvan. VR çalışmalarımız devam ediyor. Belediye çalışmalarını devam ediyor. En son ses ves gelmemiş idi. Vallahi maalesef OBS sağ olsun. Ben normalde görüntüleri Nvidia Shadow Play ile kaydediyorum. Bilmeyeniniz için söyleyelim. Soranlarınız oluyor çünkü neyle kaydediyorsunuz falan filan oluyor. OBS'e giriştim. OBS normalde laptopta kasıyor, bilgisayarda kasmıyor sağ olsun artık bu bilgisayar sisteminde. Burada da kasarsa artık yuh. Ama arkadaş sağ olsun testi yaparken Semih artık vurma da bir konuşayım. Araba yarım saniye toparlamaya çalışıyorum. Konuş. Vurma. OBS test kayıt yaptığımda mikrofonla şeyi sesi geliyor gibi gösterdi. Oyun sesini. Fake. Baktım. Sonra kaydım haydi yaptım baktım çıktım. Baktım oyun sesi yok. 1 saatlik kayıt boyunca. Bana da şey diyen oluyor. Ne oyunun komple keşke 1 saatlik versiyonunu alsaydın diyenler oluyor. Ulan oyunda ses yok neyi ne yapayım? Hiçbir ses yok. Sadece orada benim nefes alma... Bakayım izleyecekler mi? Yok izlerler aslında da bu sefer dislike gelir. Nefes alma seslerimi duyacaksınız. Neyi ne yapayım onu 1 saat boyunca? Deli gibi. 1 saat boyunca düşünsene. I am Papi Dagger. Ya bir de çok sıkıntılı. Yazın mesela oynanması kafanı böyle tamamen kapladığı için öyle bir terliyor ki kafan. Evet, özellikle...
şeye girişmeni, ne derler, aksiyona girişmeni isteyen oyunlarda. Mesela Half-Life aksiyona girişmeni istiyor, biraz sakin kafada. Ama Beat Saber'ı ben bir deneyeyim dedim. Oğlum terden şelale oldu artık, bir de yazın ortasında odaya kapanıyorsun filan. Beat Saber oynanmaz da. Oynayacaksın onu ya. Beat Saber da o, Beat Saber mükemmel sebebi, gelince bir tavsiye bir ediyorum. Aile fertlerine denettirdin mi Cevher, nasıldı? Evet, annemle babama eve gitmişken bir yanımda götürdüm. VR'ı da yanımda götürdüm. Enes'le ayrı evdeyiz, bunu tekrar tekrar soranlar için söyleyeyim. Bu arada VR'da sesim acayip geliyor çünkü mikrofonu kulaklığı kullanıyorum. Şu an kullandığım mikrofonu kullanamıyorum. Ayaktasın çünkü hareket halindesin. İlla bir ki mikrofonu kulaklık gerekiyor efendim. Hazırlığını yapmıştık onu zaten. Aile fertleri babam gayet düzgün karşıladı. Böyle etrafı gördü filan, büyülendi. Hakikaten bayağı bu kadar beklemedim filan manasında. Bir tur versene ya, bizim eve de getirin de. Efendim saat 50 lira. VR kafe. Kiralanıyor. İlk etrafı gördü o falan filan, gizli gezi şeyleri var, oyunları vardı. Peru'ya filan, Roma'ya gidebiliyorsun, etrafı görüntülebiliyorsun. Güzel oyunları orada gördü filan. Ta ki Peru'da annemi balonla bindirene kadar. Ve balonun alt kısmı camdı. Aşağıyı bir gördü, çıkaracağım ha! Falan filan, böyle tribe girdi. O VR, ilk defa VR oynayanların tripleri olur ya, hakikaten öyle triplere girdi. Keşke kayda alsaydım. Daha sonra için anılar olarak. Güzel bayağı, olurdu evet. Bayağı güzel olurdu. Ay, bayağı komik olurdu. Ben o de anneme yaptım ya. Annem de öyle bir şeye, normal Peru her yeri gezdi, onda hiçbir sıkıntı yok. Balona bindi, yine bir sıkıntı yok da. O şeyi oynarken, Half-Life oynarken dedi buradan düşeceğim dedi. Bu ne dedi, böyle hareket edemiyor. Korku oyunu falan açın hatta. İlk o da olabilir, düşünülebilir aslında. Ama kalpten gitme ihtimali var, ona çok korkunç oluyor. Çatıya çıktı, çatıda nasıl ben buradan düşerim diyor. Ayağa kalkıyor. Yüksek. Enes diyor, oturmam lazım diyor. Oturamıyor. Şey çok komikti. Half-Life Felix'te ilk şeyden çıkıyorsun ya, kapıdan çıkıyorsun ya, birden sahne geliyor ya, şey çatıdan yürüyor. Karşıdaki şey ya. İsmini unuttum ama arkadaşın ismi neydi? Bir tane yaratık var ya koskocaman, 30-40 20-30 metre boyunda. Evet o robot. Aynen. Ya ismini unuttum, onun bir ismi vardı da Half-Life oynayanlar sorry, kusura bakmasın. Onun ismini unuttum. Onu görünce birden o tepkisi falan da çok komikti. Evet bu ne falan filan diyor, çok gerçekçi. Bu kadar beklemiyordum falan diyor. Bir de vallahi diyor ya, Enes sana bunu alalım diyor. İlk, hakikaten ben de o kadar beklemedim bu arada. VR olayını çok duymuştum, met etmişlerdi filan. Ama hiçbir zaman bulaşmamıştım. O kadar beklemiyordum. Hakikaten gerçekten oradaymışsın gibi oluyor. Bir de algı problemi oluyor. İşte VR'ı sanal gerçek gözlüğünü taktıktan sonra, çıkardıktan sonra bir şey oluyor. Orada mıyım, burada mıyım? Bir de ben Half-Life Elix'i bir saat boyunca oynadım kafadan çıkarmadan. İlk defa en uzun serüvenim oydu video kayıt sırasında. Gözlükte şeydesin, o ortam içerisindesin ya, karanlık ortam filan, çatışıyorsun zombiler falan filan var. Bir anda aydınlık. Gözlüğü bir açtım, öğlen saat 2, etrafta her yerde güneş var. Bir an öyle bir gitken oldu, şey an beynimi filan toparlamaya çalıştım. Bir 5 dakika oturdum, ne oluyoruz filan ortamına giriştim. Kafayı yer insan ya. Semih Bey'i de C ve E şeye bekliyoruz. Cevahir Enes Enterprise VR kafesine bekliyoruz kendisini. Geleceğim ya, şey. Bir Semih kaldı zaten. Aynen, test etmeyeyim. Ben kalmışım lan. Bir de Mejan da gelmedi. Ben gelince o da. Konya serüvenim var. Konya serüveni öncesi bir gelebilirim, evet. Semih seni arayacağım. Konya yolundayım. Esprisi yaptırırsın, yaparsın artık bana. Tamam videoda hatta ara ki yapayım. Aynen tamam. Mağdur yok, sen olur. Ara. Ne olmasın diye şey yaparız. Hayır, o ben şey yapsın. Ben... Videoya girerken Cevher 5 dakika sonra ara beni desin. Mesaj atsın. 5 dakika sonra ara. Ben telefon kullanmadığım bir insan olduğum için giderim, binden kaç bin liralık VR alırım. Fiyatını söylemem görgüsüz gibi şimdi ama telefonumu 6 aydır dakika yüklemem. Ben yok, telefonluk insan değil. Ya bir de senin telefonunda ölü. Bak Atcom'la Atnet'le sıkıntısı var. Lan herifi konferansa aldım ya. Aradım, dedim ki siz Cevahir'i arayabilir misiniz dedim. Biz arayamıyoruz ama konferansa alabilirsiniz biz dediler. Aynen. İnternet sıkıntım vardı, dakikam yok. Semih'e dedim nasıl yapabiliriz falan filan. Semih dedi bir bakalım, onlar sana geri alabiliyor mu filan. Sonra öneride bulunmuşlar telekonferans yapalım diye. Kontrol yine Semih ile onlara girdi, sıkıntı yok. Dakika. Sana ben kullanmıyorum şey olur, kardeşim. Ben telefon kullanmıyorum, umurumda değil. Ben WhatsApp'tan ararım, WhatsApp'tan sana yazarım. Sana ben telsiz alacağım ya, telsiz. Abi güzel daha aslında telsiz. O telsizlerin bütün alanı kapsayanları, bütün ilçeyi kapsayan versiyonları var ya, en büyükleri böyle. Ya bildiğin polis telsizi gibi olan. Hayvan gibi böyle bir çekiyorsun kablosunu, gidiyor çatıya kadar. O onun gibi şeyler kullanacaksın. O böyle ülke arası olmuyor değil mi? Sadece il o arası oluyordur herhalde. Hayır, Enes şey... Ukrayna ile görüşmeler mi yapacaksın oğlum? Şey gerekiyor. Daha mantıklı olabilir. Belki karşı taraf olumlu bir cevaplar verebilir. Şey gerekiyor. O telsiz büyük, gerçekten asıl telsizler var ya. Hani böyle şey. Onlar için. Radyo gibi frekansları var. Çeviriyorsun ve şeyi alıyorsun. Küçük kendi ahizesi gibi şey var ya. Onlarda evet, ülkeler arası kullanabilirsin onları. Mesela Türkiye'de İstanbul'dan atıyorum konuşan birisi telsizden, polis
tutup da ağrıdaki birine bağlanabiliyor mu mesela? O aynı frekansları tutturuyorlarsa bağlanabilirler diye biliyorum o alette. O alet çok onlar büyük bir şey ama onu aynen. Onu kullanan insan sayısı çok az ama. Hani onu denizin ortasında kaybolursa filan diye gemicilere verirler ya o şeylerden. Ha, denizin ortasında kadar çekiyor mu ya? Kafanı kaybederse evet oğlum uydu üzerinden diyoruz ya. Dünyadayız hani efendim, uydu uzayda. Güzel bir son yapalım evet, ya. Şöyle. Uyduyu, VR'ı, her şeyi konuşalım. Şurada sanayiye baka baka. Şöyle arkadan geçelim sağ tarafa. Çarpmayalım. Ben çarpmadım. Çarpmayalım dedim. Çarpmayalım. Enes tut beni. Beni tut. Havada kaldın lan bende. Evet biliyorum. Hayır bende de havadayım. Enes beni tut. Bir garip duruyorsun lan. Ben seni nasıl tutacağım? Yardım. He konu arabanın üzerine. Aa Semih geri geldi. Benim ben bazıları gibi efik yapmam. Arabam gitti ya. Araba geri geldi. Hayır. Efendim o zaman muhabbetler sohbetler böyleydi. Bir sonraki FiveM içeriklerinde arkadaş arası nasıl tanıştık falan filan muhabbetleri konuşmuştuk zaten onun artık muhabbetine geçeriz. Aynese evet. Yine içerik buldum. Allah belen vermesin benim ya. Yapıyorsun FiveM içeriği ya. Buldum çocuğa. Duymadı boşver. Duydum. Yeni... Geçti artık o iş. Videoyu beğendiyseniz like atarsanız seviniriz. Dislike atmanın kimseye bir faydası yok. Videoyu beğenmediği sürece bir haterlık yapmanın. Son zamanlarda yani. Çünkü Enes'le karşılaştığım bir olay yoksa saçmalamayın. Yoksa bakın biz de gider haterlarımızla yüzleştik diye video atarız. Bir sorunuz sıkıntınız varsa adam gibi yorumda yazarsanız belirtirseniz sorunuz sıkıntınızı en azından mantıklı bir şeyse çözmeye çalışırız. Ama dislike atarak saçma salak bot hesaplarla falan hiçbir çözüm sağlanamaz. Onun bir karşılaşım. 3-5 kişi, bir kişi 3-5 hesap açıp öyle bir şey yapmış. Dur, sadece onu karşılaşım için söylüyorum. Mesela efendim? Bir şey beğeniyorlar tamam mı? Tamam mesela görevini yerine getiriyor. Kendisi beğeniyor ama ekstradan destek için bir şey yapmak istemiyor. Ama bir nefret güttü mü var ya Allah yan hesap açıyor, fake hesap açıyor, etrafı kışkırtıyor. Ben onu anlayabilmiş değilim. Ben hiçbir onları... insan o kadar nefret duymadım. Çok acayip garibime gidiyor. Neyse yaşlarına abi bağlıyorum insan onu. Neden nefret edersin? Tamam sevmeyebilirsin okey ama tanımadığın etmediğin bir insanın kişiliğini bilmeden nasıl nefret edebiliyorsun? Ben işte dediğim gibi yaşa veriyorum o konuyu. Bilinçsizliğe veriyorum biraz da. Efendim içerik hoşunuza gittiyse beğenirseniz, destekte bulunursanız seviniriz. Bu tarz içerikler, araba içerikleri gelmeye devam edecek FiveM'de. Evet umarım... gelecek. Like at. Enes değişik içeriklere de başladı onların devamını getirecek tek başına olsun. Hep adamın birlikte olsun. Adamın Sirius Sam çekti ona gidin bir izleyelim. Efsane bir şey. Destekte bulunursanız hoşumuza gider seviniriz. Bildirimleri açmak isterseniz açabilirsiniz. Katıl butona basmak isterseniz bütçeniz varsa basabilirsiniz. Şimdilik bize mutlular yeni içeriklerde. Evet. Evet görüşmek üzere hepinize. Bye.